Sembolik mantık ya da diğer adlarıyla simgesel mantık, modern mantık aslında yeni bir mantık sistemi değildir. Yeni olan yanı üzerinde duracağız zaten. Mantığın kurucusu Aristoteles'ten beri aslında iki değerli özdeşlik mantığı devam etmektedir. Fakat 18. yüzyılın sonları, özellikle 19. yüzyıl ve 20. yüzyılda söze dayalı klasik mantık matematikselleştirilmek, nicelikselleştirilmek istenmiştir. Ve tıpkı matematikteki işlem yapar gibi işlemlerin yapıldığı, denetlemelerin yapıldığı bir mantık düzeneği kurgulanmıştır. İşte bu söze dayalı mantığın simge sistemlerine dönüştürülmesi sembolik mantığı icat etmektedir, işaret etmektedir. O halde aslında bir simge sistemi, iki değerli mantığın bir simge sistemine dönüşmesi söze dayalı sistemin söz konusudur. Burada önce geliştirilen simge sistemine önermeler mantığı, ardından daha gelişkin bir simge sembol sistemi olacak. Buna da niceleme mantığı diyeceğiz. Yani sembolik mantık deyince aslında iki boyuttan önermeler mantığı ve niceleme mantığından söz edeceğiz. Şimdi önermeler mantığına girersek, adının da önermeler mantığı olmasını sağlayan şey, her bir olumlu ve tek yargı barındıran basit önerme P, Q, R, S gibi harflerle sembolize edilecek. Örneğin boncuk dünyanın en sevimli kedisidir dediğimizde bu tek yargı bildiren ve olumlu bir önerme olduğu için P gibi bir simgeyle karşılanacak. Önermenin tanımını zaten daha önce klasik mantıkta da öğrenmiş olmalıyız. Doğru ya da yanlış bir doğruluk değeri alabilen yargı yani hüküm bildiren ifadelerdir. Ve daha önce de öğrenmiş olmalıyız. Türkçe dil bilgisinde veya dil bilgisinde genel olarak tüm dillerde her cümle önerme teşkil etmemektedir. Yani soru cümleleri, istek, dilek, istek kipindeki, emir kipindeki cümleler bunlar ya da ünlem cümleleri mantıksal hüküm taşımadığı yani doğruluk değeri almadığı için önerme sayılmaz. O halde yargı bildiren, doğruluk değeri alabilen tekil ve olumlu önermeler P, Q, R, S gibi harflerle sembolize edilecektir. Doğru değeri büyük D harfiyle, yanlış değeri büyük Y harfiyle simgeleştireceğiz. Evet, önermeyi öncelikle basit önerme. Şimdi burada bir uyarıda bulunmamız gerekecek. Klasik mantıkta basit önerme olumlu ya da olumsuz tek yargı bildiren önermeye diyorduk. Yani olumsuz önermeler de niteliği bakımından tek yargı bildiriyorsa basit önerme olacaktı. Ama sembolik mantıkta burada küçük bir fark var. Yani dikkat edeceğimiz bir unsur değilleme eklemi alacağı için olumsuz önermeler de bileşik önerme sayılacak. Basit önermeyi o halde tek yargı bildiren ve olumlu olan önermeler için kullanacağız. Bugün hava kapalıdır. P ile simgeleştirilir ve basit önermedir. İsterseniz daha basitleştirmek için olayı içinde önerme eklemi yok ise buna basit önerme denir diyebiliriz. Bileşik önerme ise bu durumda içinde önerme eklemi bulunan olacaktır. Yani hem birden çok yargı bildiren, içinde birden fazla yargı taşıyan önermeler ki bunlar önerme eklemleriyle birbirine bağlanacak ve olumsuz önermelerde örneğin değil P dediğimizde bu da aslında tek yargı taşımasına rağmen olumsuz olduğu için önerme eklemi taşıdığı için bu da bileşik önerme olacaktır. Şimdi bileşik önermeler deyince buradaki ipucumuza ve ana eklem, ana bileşen kavramına dikkat etmemiz gerekecek.
Önermenin bileşenleri, yani bir bileşik önermede birden fazla yargı olacağı için burada uzun önermelerde önermelerin bileşenlerinin nereden başlayıp nerede bittiği, bir eklemin hangi unsurları kapsadığını biz parantezler sistemiyle ifade edeceğiz. Tıpkı matematikte işlem yaparken olduğu gibi. Bu noktada örneğin P ve değil Q ancak ve ancak değil P veya Q. Burada aslında P değil Q, değil P, Q gibi birden çok yargıdan oluşan büyük bir bileşik önerme görüyoruz. İşte burada ana unsurları birbirine bağlayan ana eklem olacak. O eklemin birbirine bağladığı ana unsurlara da ana bileşen diyeceğiz. Örneğin P ve değil Q burada ana bileşen, kendi içinde de bir bileşiklik söz konusu. O halde ana eklem, ana bileşen olayını, konusunu matematikteki gibi düşünürsek rahatlıkla işin içinden çıkabiliriz. Önermeler mantığında önerme eklemleri gündelik dilde sözel olarak ifade ettiğimiz bağlaçların ve edatların mantık dilindeki karşılıklarıdır. Aslında basit yargılardan oluşan, tek yargıdan oluşan basit önermelerin hem değillenmesinde hem de birbirine bağlanmasında bu mantık değişmezleri kullanılacaktır ve ilki değilleme eklemidir. Ve değil diye okunacak değil edatı, değil diye okunacak sembolü ise dalgalı bir çizgi şeklinde olacaktır. Bir önermenin kendisi doğru ya da yanlış değer alır, değili ise tersi değerler alacaktır. Bir önermenin değilinin değilisi, değili ise kendisine ulaşmamızı sağlayacaktır. İkinci eklemimiz tümel evetleme eklemi. Bunu gündelik dilde ve, ile, hem, ne gibi bağlaçların yerine kullanacağız. Yani iki unsuru onaylayarak, evetleyerek bir araya getirmek. Gündelik dilde bu anlama gelen her şeyi de mantık dilinde V diye okuyacağız ve bu simgeyle de simgeleştireceğiz. Örneğin P ve Q'yu birbirine bağladığımızda aslında burada iki yargı söz konusu olacaktır. Ve tümel evetleme ekleminde ancak bileşenlerin ikisi de doğru olduğunda ya da bileşenlerin tümü doğru olduğunda doğru değer, diğer durumlarda yanlış değer alacaktır önerme diyeceğiz. Tümel evetleme için bileşenlerin tümünün doğru olması gerekir. Yani en az bir yanlış olduğunda, örneğin P ve Q için doğru, doğru, yanlış, yanlış, doğru, yanlış, doğru, yanlış P ve Q olduğunda P ve Q'nun değeri ancak ikisi de, iki bileşen de doğru olunca doğru, diğer durumlarda yanlış olarak karşımıza çıkacaktır. Önerme eklemlerinden bir diğeri de tikel evetleme eklemi olacaktır. Gündelik dilde, sözel dilde veya ya da ya gibi bağlaçların mantık dilindeki karşılığıdır. Veya diye okunacak ve düz küçük V biçiminde sembolize edilecektir. Örneğin P ve Q önermesi iki bileşeni P ve Q olarak onun doğruluk değerlerine bağlı olarak bu önermenin doğruluk değeri ortaya çıkacaktır. Ve tikel evetleme bize şunu söyler. Bileşenlerden en az biri doğru değer aldığında bileşik önerme doğru değer alır. Bileşenler kim? P ve Q. En az birinin doğru değer alması yetiyor. O halde bileşenlerden biri doğru olduğunda doğru, yani ilk üç satırda doğru, bileşenlerde hiç doğru değer yok ise yanlış değer alacak P veya Q tikel evetleme ile oluşan bileşik önermemiz. Bir diğer eklemimiz koşul ya da şart eklemi.
Burada gündelik dilde, sözel dilde ise, se, sa ile kurduğumuz, çoğu zaman eğer gibi ifadeler de kullanırız bunları gündelik dildeki ifadelerimizde. Bunun okunuşu ise olacaktır, simgesi ise bir yöne bakan ok olacaktır, P ise Q biçiminde okuyacağızdır. Koşul önermesinin doğruluk değerine baktığımızda ise P ise Q önermesi sadece doğrudan yanlışa giden durumda yanlış değer alır. Diğer tüm durumlarda doğru değer alır. Yani doğru yanlış, doğru doğru şeklinde ezberde yapabiliriz P ise Q önermesinin değerini veya şu şekilde de ezber edebiliriz. Sadece bileşenlerde ön bileşen doğru, art bileşen yanlış olduğunda yanlış, diğer durumlarda doğru sonuç verir diye de kodlayabiliriz. Son mantık eklemimize geldiğimizde karşılıklı koşul eklemi. Burada hocam koşul ekleminden ne farkı var karşılıklı koşulun? Koşul ekleminde P ise Q'da, P Q'nun koşulu, Q P'nin değil. Ama karşılıklı koşulda, bunu gündelik dilde ancak ve ancak, yalnız ve yalnız gibi ifadelerin karşılığı olarak kullanırız. Ancak ve ancak diye okuruz. P ancak ve ancak Q'da, P Q'nun, Q'da P'nin koşulu. Bu yüzden karşılıklı koşul adı üzerinde bize söylüyor. Doğruluk değerine bakarsak, P ancak ve ancak Q önermesi, bileşenler aynı değerde olduğunda doğru değer alır, bileşenler farklı değerde olduğunda yanlış değer alır diyebiliriz. Bunları, bu doğruluk değeri işlemlerini bellememiz gerekecektir. Önermeler mantığında sembolleştirme, yani simgeleştirme, sembolizasyon yapılırken aslında zaten önermeler mantığına da adını veren basit ve olumlu tek yargıdan oluşan önermeler PQRS, küçük harfle PQRS gibi harf simgeleri alacaktır ve böyle sembolleştirilecektir. Örneğin Sokrates filozoftur gibi bir önermemiz tek yargı bildirmektedir ve olumlu bir önermedir. Bunu P gibi bir simgeyle simgeleştireceğizdir. Daha sonra ise önerme eklemleri bu simgelerin, yani bu tek yargı bildiren olumlu yargılara, örneğin olumsuzlamak için veya Sokrates filozoftur ve Platon'un hocasıdır dediğimde, birden fazla yargıları birbirine bağlayan bileşik yargılar, önermeler elde etmek için mantık eklemleri de bu simge sistemine dahil olacaktır. Tek tek ele aldığımız önerme eklemlerini tek bir tabloda tümüyle gördüğümüzde 5 eklem karşımıza çıkıyor. Değilleme eklemi, değil diye okuyacağız. Simgesi burada. Tümel evetleme, V diye okunacak ve ters küçük V şeklinde simgeleştirilecek. Tikel evetleme, veya diye okunacak. Düz küçük V biçiminde simgeleştirilecek. Koşul ise diye okunacak ve sağ yöne bakan bir ok biçiminde simgeleştirilecek. Karşılıklı koşul ise ancak ve ancak diye okunacak ve iki yöne bakan ok biçiminde simgeleştirilecek. Sembolleştirme örneklerine başlarsak eğer, Farabi filozoftur gibi bir yargı, bir önerme. Bakıyoruz, tek yargı bildiriyor ve olumlu bir önerme. P diye simgeleştirdik. Farabi bilim insanıdır. Artık başka bir yargı var ama kendi içinde tek bir yargı ve olumlu. Q diye simgeleştirdik. Peki Farabi bilim insanı değildir dersem, değil Q olacak ve artık bileşik önerme ortaya çıkmış olacak. Farabi filozoftur ve bilim insanıdır dersek, bir önermenin içinde
iki yargıdan söz edeceğiz. Bir filozof olması, iki bilim insanı olması. O zaman filozof olmasına P demiştik, bilim insanı olmasına Q demiştik. P ve Q şeklinde simgeleştirmiş olduk bu ifadeyi. Tekrar belirtmemiz gerekir ki bileşik önermeleri birbirinden ayırmak ve önermelerde çok anlamlılığı önlemek için parantez sistemlerimizi kullanacağızdır. Örneğin P ise Q veya Q dediğimde burada parantezler benim anlamsal sorunları önlememi sağlayacak ve işlem yaparken tıpkı matematikte olduğu gibi bana kolaylık sunacak. Simgeleştirme örneklerine devam edersek, Farabi filozoftur veya bilim insanıdır dedik. Filozof olmasına P demiştik, bilim insanı olmasına, bakın iki yargı var burada, Q demiştik, veya ile ifade ediliyor, P veya Q diye simgeleştiriliyor bu ifade. Farabi filozof ise bilim insanı değildir. Bu sefer dikkat, simgeleştirme yaparken önce tek yargıyı buluyoruz. Farabi'nin filozof olması, buna P demiştik. Bilim insanı olmasına Q demiştik. Bilim insanı olmadığını, filozof olduğunu aynı anda ifade eden ve bunu koşulla bağlayan bir yargı var dilsel olarak, gündelik dilde. O zaman Farabi filozof ise bilim insanı değildir. P ise değil, Q şeklinde simgeleştirme yaptık. Farabi ancak ve ancak filozofsa bilim insanıdır dediğimizde bir karşılıklı koşul oluşturduğumuz için P ancak ve ancak Q diyeceğizdir. Önermeler mantığında bir çıkarım sembolize edilirken, sembolleştirilirken aslında çıkarımların öncüllerden ve sonuçtan oluştuğunu biliyoruz. Klasik mantıkta da aynı şekildeydi. Burada simgesel mantıkta ise öncül konumundaki önermeler simgeleştirilecek. Örneğin yağmur biterse maç devam eder. P ise Q. Yağmur bitti, ikinci öncül P. O halde maç devam eder Q. Yani P ise Q, P o halde Q biçiminde. Bu şekilde alt alta da yazabiliriz. Matematik işlemi yapar gibi çizgi çekerek veya önermeleri virgülle birbirinden ayırıp yan yana yazıp o halde işaretimiz olan üçgen biçimindeki üç noktayla o halde sonuç önermesine gidebiliriz. P ise Q, P o halde Q biçiminde de okuruz. Bu sözel örnekteki simgeleşmiş haliyle çıkarımımızı. Evet, doğruluk çizelgesinde aslında bütün önerme eklemleri nasıl doğruluk değerleri üretiyor, bunu tek tek ele almıştık. Şimdi tek bir tabloda bir formül tablosu, bir kural tablosu olarak değerlendirmemiz ve bellememiz, ezber etmemiz gereken tabloyu tek bir tablo halinde karşımızda görüyoruz. Bir önermenin değili zaten aldığı değerin tersini alacaktır. Değilleme eklemi bunu sağlayacaktır. Tümel evetleme eklemi ise neydi kural? Bileşenlerin her ikisi de doğru olduğunda doğru değer alırım diyordu. Tikel evetleme, bileşenlerden en az biri doğru değer alırsa doğru sonuç üretirim diyordu. Koşul eklemi doğrudan yanlışa gidildiği takdirde yanlış, diğer durumlarda doğru değer alırım diyordu. Karşılıklı koşul eklemi ise bileşenler aynı değerde ise doğru, farklı değerde ise yanlış değer alırım diyordu. Kuralları bu şekilde sözel olarak veya görsel hafızası kuvvetli olanlar bu tabloyu fotoğrafik biçimde bellemeleri gerekmekte tabii. Doğruluk çizelgesiyle bir önermenin tutarlılığı denetlenirken önermenin değerleri bulunur ve en az bir satırda, bir yorumlamada doğru değer alması o önermeyi tutarlı yapar. En az bir satırda.
P ve DLQ önermesinin değerlerini bulmamız gerek. Bunun için P'ye ve DLQ'ya ihtiyacımız var. Tümel evetleme ne diyordu bize? Bileşenler doğru olursa doğru. Yani burada bakıyorum, bileşenler P ve DLQ olduğuna göre her ikisinin de doğru değer aldığı bir satır var. Dolayısıyla P ve DLQ önermesi en az bir satırda doğru değer almıştır. Bu durumda da tutarlı önerme olacaktır. İkinci denetlememiz önermelerin birlikte tutarlılığı. Şimdi dikkat edelim, bir önermenin tutarlılığı diye bir şey vardı. Şimdi önermelerin, birden çok önermenin bir arada ya da birlikte tutarlı adını verdiğimiz tutarlılık denetlemesine bakıyoruz. Verilen önermeler 1, 2, 3 kaç tane ise doğruluk değerleri tespit edilecektir. Bunların bir arada tutarlılığı aynı satırda, aynı anda, aynı satırda her satıra tek tek bakmak suretiyle en az bir satırda birlikte doğru değer alırlarsa bu önermeler birlikte tutarlıdır denir. Almazlarsa tutarsız olacaktır. Birlikte tutarlı değil diyeceğizdir. Örneğe bakalım. P ve Q önermesini vermiş. Değil P veya değil Q önermesini vermiş. Birlikte tutarlı mı diye bakacağız. Önce önermelerin değerlerini bulmamız lazım. Bunun için de sütunda P'ye, Q'ya, değil P'ye, değil Q'ya ihtiyacımız var. Hepsinin değerlerini dizmişiz. Değil P veya Q önermesi. Verilen önermelerden biri. Tümel evetleme P ve Q, tikel evetleme değil P veya Q. Tikel evetlemenin kuralı ne diyordu? Bileşenlerden biri doğru olduğunda doğru değer alırım. Bakıyorum, ikinci, üçüncü ve dördüncü satırlarda en az bir doğru olduğu için burası doğru oldu. İlk satırda doğru olmadığı için bileşenler içinde burası yanlış oldu. Tümel evetleme ne diyordu? Bileşenlerden hepsi doğru değer aldığında doğru, diğer durumlarda yanlış. Bakıyorum P ve Q'nun ikisinin de, yani bileşen olarak ikisinin de doğru değer aldığı bir tek ilk satır var. Bu yüzden burası doğru oldu. Diğer satırlara bakarsam ikisinin de doğru olduğu durum yok, yanlış değer aldı. Sonra önermelerimin artık doğruluk değerini bulmuş olarak tek tek baktığımda satırlara, bu satırda yok, burada da yok, burada da, burada da. Yani hiçbir satırda ikisinin birden doğru değer aldığı bir durum yok. O halde bu önermeler birlikte tutarlı değil diyeceğimdir. Evet, üçüncü denetlemem, bir önermenin geçerliliğinden söz edeceğiz. Önermenin geçerliliği, diğer adıyla totoloji olup olmadığı. Geçerli önermelere totoloji de denir. Ne demektir? Her durumda, tüm yorumlamalarında, tüm durumlarında doğru değer alan önermelere totolojik önerme diyeceğiz. Yani her satırda doğru değer alması gerekir. P ve Q ise P önermesini örnek vermişiz. Denet diyelim. P'nin değerleri, Q'nun değerleri, P ve Q'nun değerlerine ihtiyacımız var. Sonra P ve Q ile P'nin koşul eklemiyle birbirine bağlandığını görüyoruz. O halde koşul bize ne diyordu? Doğrudan yanlışa gidilen durumlarda yanlış, diğer durumlarda doğru. Bakıyorum, doğrudan yanlışa gittiğimiz bir satır söz konusu değil. Gördüğümüz üzere tüm değerler doğru oldu. O halde bu önerme, aldığı bütün değerler doğruysa totolojik bir önerme, geçerli bir önerme diyeceğiz. Burada dikkat edelim, çözdüğümüz örnek soruda da görüldüğü gibi geçerli önerme tüm değerleri doğru olan demektir. Tutarlı önerme ise en az bir değeri doğru olan demek. O halde bütün geçerli önermeler otomatikman tutarlı olur. Ama tersi geçerli olmayacak, çünkü tutarlı olan önermeler
en az bir doğruluk değerine sahip. O yüzden her tutarlı önermeye geçerli diyemeyiz. Çünkü geçerlilik bütün değerleri doğru olmak demek. Dördüncü denetlememize geldik. Bir önermenin başka bir önerme ile eşdeğer olup olmadığını, yani birden çok önermenin birbiriyle eşdeğer olup olmadığını denetleyeceğiz. Eşdeğerlik ya da denklik kavramı neyi ifade ediyor? Her olanaklı durumda aynı değeri almasını ifade ediyor. Adı da üzerinde eşdeğer diyoruz bunlara ya da denk diyoruz. Örneğimize bakalım. P ise Q, değil P veya Q önermeleri eşdeğer midir? Biz De Morgan kurallarını ezbere biliyorsak bunların eşdeğer olduğunu zaten biliriz. Ama burada doğruluk çizelgesiyle bunu görelim bakalım. P ise Q sadece ikinci satırda doğrudan yanlışa gittiğimiz durumda yanlış oluyordu. Diğer durumlarda doğru oluyordu. Değil P ve Q'ya bakalım. Değil P burada, Q da burada. Yanlıştan doğruya doğru. Yanlıştan yanlışa, yani tikel evetleme ekleminde en az bir doğru değer var ise doğru değer alıyordu. Doğru, yanlış doğru doğru. Yanlış yanlış yanlış. Doğru doğru doğru. Doğru yanlış doğru. O halde değerlerini onun da bulduk. Bunun da bulduk. Bakıyorum her satırda aynı değeri almışlar. O halde bu iki önermeye eşdeğer diyeceğizdir. Eşdeğerlik örneği çözerken de söz etmiştik. De Morgan isimli bir bilim insanı ve düşünürümüz belli sabit eşdeğerlikleri üretmiştir. Ve bunlara biz De Morgan kuralları adını veririz. Burada istersek her birini doğruluk çizelgesi ya da çözümleyici çizelgeyle denetleyerek eşdeğer olup olmadıklarını kendimiz de görebiliriz. Bunları bilmek, ezbere bilmek eşdeğerlik ilişkilerinde kolaylık sağlayıcı olabilir. De Morgan kuralları bize bu anlamda kolaylık sağlar. Eşdeğer önermelerin, sabit eşdeğerliklerin formülleri şeklinde karşımıza çıkıyor. Evet, beşinci denetlememiz olan bir çıkarımın geçerliliği, çıkarımların geçerliliğine geldiğimizde çıkarımların geçerliliği denetlenirken doğruluk çizelgesinde aslında hatırlayalım, örneğin bir çıkarım P ise Q, P o halde Q dediğimizde öncüller var ve bir sonuç var elimizde. Öncüller ile sonucun değili alınacaktır. Bunlar birlikte tutarlı mı bakılacaktır. Birlikte tutarlı ise öncüller ile sonucun değili çıkarım geçersiz, birlikte tutarlı olmamaları durumunda çıkarım geçerli olacaktır. Evet, öncüller ile sonucun değilinin birlikte tutarlılığına bakıyorduk geçerlik, çıkarımın geçerliği denetlenirken. Örneğe baktığımızda öncüller ile sonucun değilinin üçünün birden doğru değer aldığı bir satır bulunmadığı için aslında öncüllerle sonucun değili tutarlı çıkmadı, çıkarımın kendisi bu durumda geçerli oldu. Evet, geldik çözümleyici çizelge kurallarına. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken nokta, aslında 5 denetleme yapmıştık. Bir önermenin tutarlılığı, birden çok önermenin, birden fazla önerme, yani önermelerin bir arada tutarlılığı, birlikte tutarlılığı, bir önermenin geçerliliği, önermelerin eşdeğerliliği ve çıkarımın geçerliliği. Bunun için de doğruluk tablosu, doğruluk çizelgesi yöntemini kullandık. Şimdi yeni bir yöntem daha öğreniyoruz. Çözümleyici çizelge de aslında aynı işlemleri yapmak için kullandığımız, aynı amacı yerine getiren bir başka yöntem olarak karşımıza çıkacak. Nasıl ki doğruluk çizelgesinde kurallarımız vardı, ona göre büyük tablolar yapıyorduk. Aslında
Çözümleyici çizelge neden üretilmiş? Buna bir parantez içinde dikkat edersek, bir önermenin doğruluk değeri, kaç doğruluk değeri alacağı 2 üzeri n formülüyle, n bileşen sayısı olmak üzere. Örneğin p önermesi tek bileşenli, sadece kendisi var. 2 üzeri 1'den 2 değer alır, doğru ya da yanlış. Ama örneğin P ve Q önermesi, P ise Q ya da önermesine bakalım, 2 bileşenli. 2 üzeri 2'den 4 değer alıyor. Yani P doğru iken Q yanlış, P doğru iken Q doğru, P yanlışken Q yanlış, P yanlışken Q doğru şeklinde 4 ihtimal doğuyor. 4 satır oluşmuş oluyor doğruluk çizelgesinde. Peki 3 bileşenli olsa, yani P ise Q ve R gibi bir önermemiz olsa elimizde, bu sefer 2 üzeri 3'ten 8 veya daha fazlası da olabilir. Yani tablolar gitgide artıyor, satırlar artıyor. Bu yoğunluğun yerine, doğruluk çizelgesinin yerine işlemleri daha hızlı ve kısa yapabilmenin bir yolu olarak çözümleyici çizelge üretilmiş. Çözümleyici çizelgenin de kural tablomuz olacak ve burada şimdi kuralları tek tek alıp o tabloya birlikte erişmemiz gerekecek. Birincisi, tümel evetlemenin çözümleme kuralı. P ve Q gibi bir önerme, alt alta yazım ya da anahtar dediğimiz alt alta yazma ve şu işaretle anahtar, alt alta yazım adıyla önermeyi açarız. Yani P ve Q önermesinin çözümlenmesi, açılması, önermelerin alt alta, bileşenlerin alt alta yazılmasıdır. Buna da anahtar denir. Ve tikel evetlemenin çözümleme kuralına bakarsak, P veya Q gibi bir tikel evetleme eklemiyle birleşmiş bileşik önermede bu sefer alt alta yazım değil, anahtar değil, çatal açma dediğimiz, yani önermeden şu şekilde çatal açma ve bileşenler çatalın uçlarına yazılacaktır. Buna da çatal açma denecektir. Çözümleyici çizelgede önermelerin kendilerinin açılışlarıyla değillerinin açılışları ayrı kurallarla karşımıza çıkacak. Dolayısıyla tümel evetlemenin P ve Q kendisinin açılışını anahtarla yapmıştık. PQ diye alt alta yazım anahtar. Peki tümel evetlemenin değilinin çözümlemesi nasıl olacak? Bu sefer çatal açacağız ve bileşenleri değilleyerek çatalın uçlarına yazacağız. Tikel evetleme önermesinin değillemesine baktığımızda da tikel evetleme eklemini aslında çatal açmayla açıyorduk kendisini ve bileşenleri çatalın uçlarına yazıyorduk. Değilinin açılışında ise tam tersini yapacağız. Bu sefer alt alta yazım anahtar kullanacağız ve bileşenleri değilleyerek alt alta getirmiş olacağız. Koşullu önermenin çözümleme kuralına baktığımızda ise bir koşullu önermenin çatal açmayla açıldığını görüyoruz. Ön bileşen değillenerek soldaki çatala yazılacaktır. Ard bileşen olduğu gibi sağda çatalın sağ ucuna yazılacaktır. Gördüğümüz üzere kural bize bunu yapmamız gerektiğini söyleyecek. Karşılıklı koşul önermesinde çözümleme kuralına bakacağız. Burada hem çatal hem anahtarı görüyoruz. Yani karşılıklı koşul önermesinde önce çatal açtık. Ardından çatalın uçlarına bir ucuna bileşenleri olduğu gibi alt alta yazdık. Yani hem çatal hem anahtar. Diğer ucuna çatalın bileşenleri değilleyerek dikkat ederseniz yazdık yine alt alta. Karşılıklı koşul biraz daha ayrıntılı bir kurala sahip. O halde kural formülümüzü de bu şekilde bellememiz gerekecek. Koşul önermesinin değilinin açılışına baktığımızda, koşul önermesinin kendisi P ise Q
Çatal açma idi, ön bileşeni değilliyorduk, P. Art bileşeni olduğu gibi diğer çatalın diğer ucuna yazıyorduk. Değilinin açılışında ise bu sefer çatal değil, anahtarı kullanıyoruz. Bu sefer ön bileşen olduğu gibi kalıyor. Art bileşen değillenerek onun altına yazılıyor. Karşıtı koşulun değilinin çözümleme kuralına baktığımız zaman yine değilinde de hem çatal hem anahtarı bir arada görüyoruz. Fakat değillenen bileşenler farklı olacak. Yine çatalı açtık. Çatalın bir ucuna ön bileşeni olduğu gibi yazıp art bileşeni değilledik. Değil Q. Alt alta. Diğer ucuna bu sefer ön bileşeni değilledik. Art bileşeni olduğu gibi yazdık. Kural bize bunu söylüyor. Ve bütün kuralları, çözümleyici çizelge kurallarını tek bir tabloda şu şekilde aslında bir kenarda hep tutmamız gerekecek. Çünkü hep bu formül tablosu, bu kural tablosuyla işlemlerimizi yapacağız. Tekrar edelim, elimizde bu kural tablosu bir kenarda duracak ve biz denetlemeleri bunlar üzerinden yapacağız. O halde tümel evetleme, tümel evetlemenin değili, tikel evetleme onun değili, koşul onun değili, karşılıklı koşul onun değili. Aslında 4 eklem ve onların değilleri üstünden 8 tane formül var elimizde. Çözümleyici çizelge formüllerini bir kenara tespit ettikten sonra işlem yaparken yani denetlemeler yaparken nelere dikkat edilmesi gerekir? Buna bakacağız. Örneğin P ise Q önermesiyle P ve Q önermesini alt alta çözümlememiz gerekecek olsun. Ve burada biri çatal açmayla diğeri anahtarla açılıyor. Her zaman işlem sırası fark etmeksizin alt alta anahtar açılım çatal açılımın önüne geçmelidir. Önerme kalıbında ana eklem sonra ara eklem açılır. Yani örneğin P ise Q veya Q gibi bir önermede önce tikel evetleme ekleminden başlayacağız açmaya. Sonra çözümlediğimiz yerde bunu örnekler çözerken daha net oturacağız. Bir bileşik önerme kendi çizgisi içinde açılacak. Önermeler çekirdek önerme dediğimiz yani P ya da değil P formatına gelinceye kadar açma işlemi devam edecek. Açılım işlemi bittikten sonra en uçta kalan çekirdek önermenin kendi kolundan yukarıya doğru takip yapacağız. Örneğin şu şekilde bu en üste kadar gidecek. Bu yollarda önermenin kendisi ve değili aynı anda bulunuyorsa o yol üzerinde bu yola kapalı yol adı verilecek ve çarp işaretiyle o yolu kapatacağız. Böyle bir durum yoksa da açık yol demek olacak, tik işareti kullanacağız. O halde yanlış yollar, kapalı yollar yanlış değerini, açık yollar ise doğru değerini, yani doğruluk çizelgesinde DY yazıyorduk doğru yanlış. Burada artık açık yol, kapalı yol diye kullanacağız. Çözümleyici çizelge ile denetleme yapılırken yine önce bir önermenin tutarlılığını denetleyeceğiz. Nasıldı doğruluk çizelgesinde? Doğruluk değerlerini bulurduk. En az bir satırda doğru değer alması bir önermeyi tutarlı yapıyordu. Çözümleyici çizelgede ise önerme çözümlenir. Yollar, daha önce sözünü ettiğimiz yollara bakılır. O yol üzerinden gidildiğinde birbirini değilleyen önermeler var ise o yola kapalı diyorduk. Yoksa o yola açık diyorduk. Kapalı olma yanlış değerini, açık olma da doğru değerini ifade ediyordu. Bu durumda önerme çözümlenir. En az bir açık yol var ise, en az bir açık yol var ise o önerme tutarlı. Değil P veya Q ve P ve Q önermesi tutarlı mı incelediğimizde önermenin hemen çözümlemesi yapılacaktır.
tümel evetleme, bileşenler alt alta açma, yani anahtar kuralıyla açıldı birinci de. Daha sonra bunların çekirdek önermelere ulaşılması için tek tek açılması gerekiyor. P ve Q biçiminde tikel evetleme eklemi açılmış oldu ve ardından bir sonrakinde açtığımızda iki yol elde ettik. Bir yol kapalı, bir yol açık. En az bir açık yol bulunduğu için de önermemize tutarlıdır dedik. Evet, formülleri ve kuralları öğrendikten sonra çözümleyici çizelgeyle denetlemelere başladığımızda birincisi bir önermenin geçerliliğini denetleyeceğiz. Doğruluk çizelgesinde değerleri bulurduk. Tüm değerler doğru ise geçerli, yani totoloji derdik. Çözümleyici çizelgede ise önce önermenin değilini alacağız. Ardından çözümlemesini yapacağız. Tüm yollar kapalı ise önermeye geçerli önerme diyeceğiz. Dikkat edelim, P ise Q ise P önermesi. Geçerli mi? Bunu denetlememiz isteniyor. Hemen önermenin değilini aldık köşeli parantezle ve bunun çözümlemesine giriştik. Koşul önermesinin çözümleme kuralını, değilinin çözümleme kuralını işletiyoruz. Ön bileşeni yazdık, art bileşeni değilleyerek yazdık ve önermeyi açmış olduk. Sonra önermenin şu basamağında çekirdek önerme hali olmadığı için bunu da çözümlememiz gerekecek. Burada yine koşul önermesi var. Ön bileşeni yazdık, art bileşeni, şurada bir değil işaretini unutmuşuz, onu ekleyelim ve çözümledik. Bu noktada işlemimiz tamamlandı. Yukarıya doğru çıkıp bakıyoruz şimdi. Birbirinin değili olan iki, aynı yol üzerinde birbirinin değili olan iki önerme gördük. Ve yol bu noktada kapanmış oldu. Tek bir yolu var, o da kapalı. Bu nedenle önermeye geçerli önerme diyeceğizdir. Değilinin çözümlemesinde tüm yollar kapalı olduğu için. Çözümleyici çizelge ile önermelerin eşdeğerliğini denetlerken eşdeğer olması aslında doğruluk çizelgesinde değerlerini buluyorduk. Her satırda aynı değer alması bunları eşdeğer yapıyordu. Fakat çözümleyici çizelgeyle denetleme yaparken önermeleri önce karşılıklı koşul eklemiyle birbirine bağlayacağız. Ardından da bunun değilini alacağız. Çözümlemeyi yapacağız. Tüm yollar kapalıysa önermelere eşdeğerdir diyeceğiz. O halde örneğini yapalım. P ise Q önermesini değil P veya Q önermesiyle eşdeğer midir? Bunu incelememiz gerekecek. Ne demişti kural bize? Verilen iki önermeyi önce karşılıklı koşulla birbirine bağla. Ardından değilini al, çözümlemeyi yap. Tüm yollar kapalıysa önermeler eşdeğer. Biz de hemen birinci satırda aslında bağlayıp değilini aldık. Sonra karşılıklı koşulun değilinin açılış kurallarını uyguluyoruz ve tüm işlemleri çekirdek önermeler oluşana kadar uyguluyoruz. Aslında formül tablomuz ve yerine koymaktan, işlemi formüllere göre yapmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Ve en son 4 yol elde ettik. Bu 4 yolların her birinden tek tek yukarı çıkacağız ve her yolda birbiriyle çelişen iki önerme bulduğumuz için, örneğin son yolda Q değil Q var. İlk yolda değil P, P var. İkinci yolda Q değil Q var. İlk yolda değil P, P var. O halde tüm yollar kapandı. Bu nedenle de önermelerimiz birbiriyle eşdeğer, bu ortaya konmuş oldu. Evet, çözümleyici çizelge ile çıkarımların geçerliliğini denetlediğimizde aslında doğruluk çizelgesine yaptığımız, orada denetleme yaparken yaptığımız gibi yapıyoruz. Fakat çözümleyici çizelgeyi uygulayacağız. Öncüllerle sonucun yine değilini alacağız ve bunları alt alta yazıp çözümleme yapacağız. Tüm yollar kapalı ise çıkarımımız geçerli olacak. Örneğin
Değil Q, P ise Q, o halde değil P çıkarımı. Bu çıkarım için öncülümüz değil Q, P ise Q ve sonuç değil P. Sonucun değilini alacağız, alt alta yazacağız. Değil Q, değil P ise Q, P sonucun değili. Çözümlemeyi yapıyoruz. Zaten iki önermemiz çekirdek biçimde. Çözülmeye ihtiyaç yok. O yüzden çözülmesi gerekene bir dedik ve koşul eklemi. Koşul ekleminin açılışını, çözümleme kuralını uyguladık. Değil P, Q ve iki yol çıktı karşımıza. İki yoldan da yukarıya gittiğimizde birbirinin değil önermeler bulduk. İki yol da kapandı. O halde öncüllerle sonucun değili çözümlendiğinde tüm yollar kapalı. Yani aslında bunlar birlikte tutarlı değiller. Bu yüzden de çıkarımımız geçerli bir çıkarım oldu. Evet, sembolik mantığın ikinci simge sistemi üretilen, daha sonra üretilen simge sistemi olan nicelemeler mantığına giriş yapacağız. Burada öncelikle önermeler mantığı ile niceleme mantığı arasındaki farka vurgu yapmamız lazım. Önermeler mantığında bir önerme, niceliğine bakılmaksızın, yani tekil mi, tikel mi, tümel mi bakılmaksızın tek bir simge ile simgeleştirilirdi. Önermenin niteliği devrede tutulurdu. Fakat niceleme mantığında önermelerin nicelikleri de ayrı simgeleştirileceği için adı da üzerinde niceleme mantığı ve denilecektir. Bazen yüklemler mantığı adını da kullanırız niceleme mantığı için. Niceleme mantığında önermeler mantığından farklı bir sembol sistemi kullanıldığı için önce niceleme mantığında sembolleştirme, sembolizasyon, simgeleştirme nasıl yapılacak bunu öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için özne konumundaki ad sembollerini A, B, C gibi küçük harflerle göstereceğiz. Önermenin yüklemi olan terimleri ise F, G, H gibi büyük harflerle kullanacağız ve önermenin öznesini ayrı, yüklemini ayrı. Dikkat edin, önermeler mantığından farklı olarak niceleme mantığı önermenin niceliğini, öznesini, yüklemini, niteliğini hepsini ayrı ayrı düşünerek sembolleştirme yapacaktır. Örneğin özne ABC küçük harf, yüklem FGH gibi büyük harfler, Aristoteles filozoftur gibi bir önermeyi FA biçiminde ve yüklemi önce belirtecek şekilde. Filozoftur ki Aristoteles, ama biz ifade olarak FA şeklinde okuyacağız ve Aristoteles filozofturu böyle simgeleyeceğiz. Bir başka sembolleştirmede kullanacağımız malzeme değişken kavramı, değişmez ve değişken kavramı. Ad değişmezleri, yüklem değişmezleri, yani sabit terimleri karşılamak için bu simgeleri kullandık. O yüzden onlara ad değişmezi, yüklem değişmezi de diyoruz. Ama bir de değişkenler olacak matematikteki gibi belli evren kümelerine bağlı olarak, yani evrendeki, evren kümesindeki elemanlara bağlı olarak değişebilen, unsurları gösteren elemanlara ise değişken diyeceğiz. X, Y, Z gibi harfleri kullanacağız. Tıpkı matematikte olduğu gibi. Evet, sembolizasyon yaparken kullanacağımız malzemeleri saymaya devam ediyoruz. Ad değişmezleri, yüklem değişmezleri, değişkenlerden sonra ne demiştik? Niceleme mantığında önermenin niceliği belirleyici olacağı için. Örneğin tekil bir önerme ise Aristoteles filozoftur gibi bir önermeye Aristoteles'e A dedim, filozof olmaya F dedim, FA şeklinde simgeleştirdim. Peki tümel ve tikel önermeler olduğunda ne olacak? İşte burada dikkat. Tümel niceleyiciye ters A biçiminde bir simge kullanacağım. Tümel niceleyici ve bunu her diye okuyacağım. Tikel niceleyiciye de ters büyük E şeklinde bir simge kullanacağım. Bunu da bazı diye okuyacağım. Ve burada
Bu her ve bazı, yani bütün ve parça, ancak ve ancak değişkenler kullanılarak, x, y, z değişkenleri kullanılarak ifade edilecek. Daha sonra bu x, y değişkenlerinin alabileceği değerlerin evren kümesi belirlendiğinde işte f, a gibi özel önermelere dönüşecek. İşlemleri bundan sonraki adımlarda yapacağız. Ama şu an örneğin her insan ölümlüdür dediğimizde biz burada her insanı, insanı burada doğrudan A, B, C demeyeceğiz. X, Y, Z gibi bir çünkü evren kümesi belli değil burada. O yüzden diyeceğiz ki her X için X F'tir. Yani her X için X ölümlüdür. X burada ölümlüler ölümlü olmak F ile simgeleştirilecek ve insan da bir evren kümesi dahilinde değişkenle karşımıza çıkacak. Aynı şeyi tikel içinde yapacağız. Bazı canlılar akıllıdır. Akıllı olmaya F dediğimiz durumda bazı X'ler için X F'tir diye okuyacağız. Burada canlılar onun o X'in alacağı değerlerin evren kümesiyle ilişkilendirilecek. Örneğin evren kümemiz masa, zürafa ve kangurudan oluşsun. Bazı canlılar akıllıdır gibi bir önerme bu evren kümesinde bunların her birinin X'in yerine konmasıyla doğru ya da yanlış değer alacaktır. Bir sonraki adımda bunu göreceğiz. Bir başka malzeme önermeler mantığıyla aynı olan eklemlerimiz aynı şekilde kullanılmaya devam edecek. İşte bu unsurlarla sembolleştirmeleri yapıp ardından işlemlere başlayacağızdır. Evet, niceleme mantığında özne, yüklem, nicelik, nitelik her şey dikkat edilerek yeni bir sembolizasyon yapıldığı için yeni bazı önerme formları karşımıza, türleri karşımıza çıkacak. Önce niceleme mantığında tekil önerme dediğimde niceleyici barındırmayan, yani içinde her ya da bazı, tümel veya tikel olmayan önerme doğal olarak tekil önerme olacaktır. Ama bu basit tekil, bileşik tekil diye ayrılacak. Yani Ayşe çalışkandır, Aristo filozoftur gibi bir önermeyi FA diye simgeleştirmiştik. Peki Ayşe çalışkan ve zekidir dersek o zaman ne olacak? FA ve GA olacak. Ali ve Ayşe çalışkandır dersek F, A ve A, B olacak. Yani iki öznesi var Ali ve Ayşe. İkisi de çalışkanlık yüklemine F, A, B. Ama Ayşe çalışkan ve zekidir dediğimde iki farklı yüklem yargı olduğu için bileşiklik doğacak ve bunu tümel evetleme eklemiyle Ayşe'nin çalışkan olmasına FA, zeki olmasına GA dedik ve ise tümel evetleme ile bunları bağlamış oldu. Evet, özel önermeden sonra genel önermeye, tekil önermeden sonra genel önermeye baktığımızda içinde niceleyici olan, yani tümel ya da tikel olan önermeler, niceleyici simgesi, değişmezi taşıyan önermelere genel diyeceğiz. Bunlar da basit veya bileşik olabilirler, tıpkı tekil önermeler gibi. Yani nedir? Örneğin, tüm insanlar canlıdır dediğimde, insan X olmak üzere, her X için X F'tir. Yani her X için X canlıdır. Tek bir yargıda bulunuyor. Ama her X için, şöyle diyelim, insanlar, tüm insanlar canlıysa nefes alır, solunum yapar dediğimizde her X için X, F ise G, X. Ne oldu? Burada koşulla bağlanmış iki farklı yargı var. Tüm insanlar canlı ise nefes alırlar. Tüm insanlar canlı ise tüm insanlar nefes alır da diyebiliriz. O zaman ne yaptık? Tüm X'ler için, X insan olmak üzere, tüm X'ler için X canlı ise, Fx ise
X nefes alır, GX şeklinde, bu sefer içinde eklem olan. Yani içinde nicelik taşımayana tekil, niceleyici taşıyana genel, içinde eklem olmayana, tıpkı önermeler mantığında olduğu gibi basit, eklem olana da bileşik diyeceğiz bu durumda. Evet, niceleme mantığında eğer bir niceleyici yoksa önermemizde tekil önerme dedik. İçinde niceleyici varsa genel önerme dedik. İçinde eklem olmayan önermeye basit önerme, eklem olana da bileşik önerme dedik. Şimdi bir ayrım daha yapacağız. İçinde değişken olan önermelere açık önerme diyeceğiz. Bu açık önermeler değişkenin alabileceği değerlerin kümesi olarak evren kümesine göre özellendiğinde ve gerçeklendiğinde ise kapalı önerme halini alacak. Yani örneğin her x için fx gibi bir önerme ya da fx gibi bir önerme belli evren kümesinde x'in alabileceği değerler tanımlanacak ve o değerlere göre özellenecek. Yani o x'in yerine o evren kümesinin elemanları konulduğunda özelleme gerçekleşmiş olacak. Burada önermenin iddiasına göre doğru değer alan durumlar ise gerçekleme adını alacak. Örneklerine bakacağız. Açık bir önermenin kapalı önermeye dönüştürülmesi işleminin örneğine bakacak olursak. X bir hayvandır. Burada ö hayvan olmaya f diyelim. X bir hayvandır önermesi fx olarak sembolize edilecek. Bu x'in alabileceği değerler kümesi olarak evren kümemize bakalım. Evren kümesi bir elemanlı. Masa. O halde masa bir hayvandır. Yani masaya A dersek FA biçiminde bu önermeyi özellemiş olduk. Artık bir doğruluk değeri alabilir hale geldi. FX halinde iken, yani açık önerme iken doğruluk değeri yoktu. Neden? Çünkü X'in alacağı değere göre doğruluk değeri belirlenecekti. X'in ne olabileceği ise evren kümesine göre belirleniyordu. O halde evren kümesindeki elemanı değişkenin yerine koyduğumda açık önermeyi kapalı hale getirdim ve artık doğruluk değeri alabilir hale geldi. Peki önermemizin doğruluk değerine bakalım. Masa bir hayvandır önermesi doğru mu yanlış mı? Yanlış. Eğer doğru olsaydı buna gerçekleme diyecektik. Yani önce özelleme yapılıyor. X değişkeninin yerine evren kümesinin elemanı konuyor. Buna özelleme denecek. Özelleme durumunda doğruluk değeri ortaya çıkacak. Doğruluk değeri doğru olan önermeye ise gerçekleme diyeceğiz. Şu andaki örneğimizde gerçekleme olmadı. Bir diğer örneğe bakalım. 2x artı 6 eşittir 0 önermesi. X'in yerine koyabileceğimiz ögeleri değişkenin yerine geçecek elemanları veren evren kümemize bakıyorum. Eksi 3'ten oluşuyor yine bir elemanlı. O halde eksi 3'ü x'in yerine koyduğumda, işlemi yaptığımda sonuç doğru. Yani bu önerme doğru bir önerme oldu. O halde önce özellemeyi yaptım. Evren kümesindeki elemanı değişkenin yerine koydum. Ardından da doğruluk değerine baktım. Doğru çıktı. Özelleme, gerçekleme ile devam etmiş oldu. İçinde niceleyici olan genel bir önermenin özelleme ve gerçeklemesine geçtiğimde, yani birden çok elemanı olan bir evren kümesinde işlem yapacağım bu sefer, canlı olmaya f dediğimde her x için fx önermesi, yani tüm x'ler için x canlıdır önermesi, hangi evren kümesinde? 3 elemanlı bir evren kümesi. Masa, bitki ve insan. İşte şimdi x'in yerine tüm elemanları koyarak özellememi yapacağım. F A. A'ya masa olmak.
Yani masa canlıdır. FB. B bitki olmak, bitki canlıdır. FC, C insan olmak, insan canlıdır. Özelleme işlemi şu an yapıldı. Artık doğruluk değerlerini bilebilirim. Masa canlıdır, yanlış. Bitki canlıdır, doğru. İnsan canlıdır, doğru. Yani FA doğru, FA yanlış pardon. Bitki canlıdır, FB doğru, FC doğru. Bu bir tümel niceleyici olduğu için dikkat. Araya tümel evetleme eklemi koymam lazım. Tümel evetlemenin kuralı ne diyordu? Bileşenlerin hepsi doğru olduğunda yani FA ve FB ve FC ne durumda doğru değer alacaktır? Bu üç bileşen de doğru olduğunda doğru değer. Böyle bir durum olmadığına göre hepsi doğru değil. Cevap bu önermenin bu evren kümesindeki doğruluk değeri yanlış olacaktır. Başka bir evren kümesi olabilirdi. Tüm elemanları canlılardan oluşabilirdi. O evren kümesinde doğru değer alabilirdi. Ama verilen evren kümesinde doğru değer almamıştır. Aynı evren kümesinde yine üç elemanlı masa, bitki ve insandan oluşan bir evrende bu sefer bazı x'ler için yine f canlılık simgesi olacak. Fx yani bazı x'ler için x canlıdır, x f'tir şeklinde bir önerme var elimizde. Bunun bu evren kümesindeki doğruluk değerini bu sefer bulacağım. Yine önce özellememi yapacağım. Yani x'in yerine evren kümesindeki elemanları koyacağım. Ne demiştik? Fa, a masa olmak üzere masa canlıdır. Fb, bitki canlıdır. B'ye bitki olma dedim. FC, insan canlıdır. İnsana da C dedim. Yani FA, FB ve FC özellemeyi şu an gerçekleştirmiş oldum. Neydi özelleme? Değişkenin yerine evren kümesinin elemanlarını koymak. Bu noktada artık doğruluk değerleri tespit edilebilir. Masa canlıdır, yanlış. Bitki canlıdır, doğru. İnsan canlıdır, doğru. Bunlar tikel evetleme eklemi olduğu için araya, tikel niceleyici olduğu için araya tikel evetleme eklemi girecek. Yani FA veya FB veya FC. Şimdi artık önermemizin doğruluk değerini bulabiliriz. Tikel evetleme ekleminde bileşenlerden en az biri doğru ise doğru sonuç veriyordu. Bakıyorum yanlış, doğru, yanlış, doğru. O halde en az biri doğru olduğuna göre bu önerme yani bazı x'ler için x canlıdır önermesi şu evren kümesinde doğru değer almıştır. Niceleme mantığında da denetlemeler yapacağız elbette. Bu denetlemeler önermeler mantığında. Doğruluk çizelgesi ve çözümleyici çizelge ile yaptığımız denetlemelerdi. Önermenin tutarlılığı, önermenin geçerliliği, önermelerin birlikte tutarlılığı, çıkarımın geçerliliği ve önermelerin eşdeğerliği şeklinde 5 denetlememiz vardı. Ve önermeler mantığında 2 yöntem. Doğruluk çizelgesi çözümleyici çizelge ile denetleme yapıyordu. Niceleme mantığında ise aynı denetlemeleri sadece çözümleyici çizelgeyle yapacağız ve önermeler mantığındaki şu formül tablomuz yine aynı şekilde kullanılacak. Evet, önermeler mantığındaki simge sistemi olan PQ'ları kullanmayacağız. Yeni simge sistemimizde ama formül olarak bunları yine aynen kullanmaya devam edeceğiz. Niceleme mantığında denetleme yaparken önermeler mantığında da kullandığımız çözümleyici çizelge formül tablosunu koyduk. Onun üzerine kuralları bakacağız ve burada en önemli nokta iki yeni kural girecek devreye. Çünkü niceleme mantığında tümel ve tikel niceleyicilerin olduğu yeni bir simge sistemi üretildiği için İki kural daha eklenecek. Tümel niceleyicinin değillemesi, tikel niceleyicinin değillemesi.
Diğer kurallar önermeler mantığındakiyle aynı. Yani alt alta yazım, anahtar kuralı, tikel özelleme, anahtar çatal açma ve hatırlarsak alt alta yazım anahtar şu şekildeydi. Çatal açma kuralı ise bu şekildeydi. Formül tablomuz da aklımıza gelsin. Bu formüllerin üzerine niceleme mantığındaki işlemler için gerekli kuralları da ekleyince denetlemeleri yapabileceğiz. Bir önceki kartta söylediğimiz niceleme mantığında eklenen, denetleme yapılırken eklenen iki kuralı daha buraya eklediğimizde niceleyici değilleme kuralı. Yani tümel niceleyici değilleme, tikel niceleyici değilleme. Dikkat edersek tümel ya da tikel bir niceleyicisi olan önermede eğer önermemiz değil ise, önermenin ana eklemi değil ise, şurada olduğu gibi, burada olduğu gibi, önce bu değilden kurtulmamız gerekecek. Ve bunun eş değeri, yani tüm x'ler için x'in f olduğu doğru değildir önermesinin yerine, bazı x'ler için xf değildir önermesini kullanacağız çözümleme yaparken. Bazı x'ler için x'in f olduğu doğru değildir yerine de tüm x'ler için xf değildir'i kullanacağız. Eğer karşımıza ana bileşeni değil olan böyle önermeler çıkarsa onları hemen değilleme kuralına göre şu hale getireceğiz ve öyle işlem yapacağız. Bunu adeta bir formül gibi görelim. Önerme bileşik olabilir, çok bileşenli olabilir. Şura örneklerde olduğu gibi önce bu formüle uygun şekilde onun niceleyici değillemesini yapmamız gerekecektir. Önceki kartlarda özelleme ve gerçekleme kavramlarını öğrenmiştik. Tümel niceleyici ile niceleyici değilleme kurallarını da öğrendik. Tümel niceleyici ile kurulu bir önermede, yani genel önermede, ister basit olsun, ister bileşik olsun, hiç fark etmez. İşlemlerimizi kurallara göre yaparak çözümleyici çizelge ile açılım, çözümleme işlemi yapmış olacağız ve denetlemelerimize bakmış olacağız. Bir örnek alırsak, tüm x'ler için xf'tir. AH'dir, yani HA. O halde AG'dir, yani GA. Şimdi bu çıkarımı denetlediğimizde tüm x'ler için fx, önce burada tümel niceleyici bulunduğu için önermemizde tümel özelleme kuralını gerçekleştireceğim. Önermenin öncüllerine dikkat edelim. Önermeler mantığındaki kuralların aynısı geçerli demiştik. Yani bir çıkarımın geçerliliği denetlenirken öncüller ile sonucun değilini alt alta yazıp çözümleme yaparız demiştik. Şimdi öncüller, birinci öncül, her x için fx, ikinci öncül ha, sonucun değili. Dikkat ediniz. Burada ha ve ga çekirdek biçimi değil ga, çekirdek önerme biçiminde. Burada her x için fx önermesinin özellemesini yapmam gerekecek. O halde fa şeklinde bunu özellemiş olacağım ve altına yazdım. Yani biri şurada açmış oldum. O halde bir yol karşıma çıktı. Herhangi bir çatal açma durumu yok. Anahtar durumu yok. O halde alttan yukarı yolu izlediğimde birbirinin değil olan bir önermeyle karşılaşmıyorum. FA değil GA, HA. O halde bu yol açık. Yani öncüler ile sonucun değili birlikte tutarlı oldu. O yüzden de çıkarımım geçersiz oldu. Evet, bu sefer tikel özelleme ile ilgili bir örnek çözüm yapacağız. Yine bir özelleme kuralı. Daha önce demiştik, açık önermeler kapalı hale getirilecek ki öncelikle özelleme yapılacak ki işlemimizi yapabilelim. Burada bir çıkarımla karşı karşıyayız. Bazı x'ler için fx ve hb. Şurada bir parantez unutmuşuz. O halde hb çıkarımını denetleyelim. Burada bir öncül, bir de sonuç var. Neydi? Öncüller ile sonucun değili birlikte tutarlı mı? Buna bakardık. Öncülü yazdık, sonucun değilini yazdık ve bunları çözümlemeliyiz. Fakat öncülümüzde
açık önerme halinde bulunan bir fx'imiz var. Önce bunu özelleyeceğiz. Tikel bir önerme olduğu için tikel özelleme kuralı. Yani fx'ten kurtulup onu fa'ya dönüştürdük. Dikkat edersek burada birinci aşamada tikel özelleme kuralını kullandık. fa ve hb şeklinde. Ve bu fa, hb ne ve hb neye benziyor? Formül tablomuz aklımıza gelsin. P ve Q gibi bir önerme anahtar biçiminde açılıyordu. P, Q. Alt alta yazın anahtar. O halde fa, hb şeklinde açtık. Yani ikinci satırı iki numaralı işlem olarak burada açmış olduk. Şimdi çekirdek önermelere ulaştığımıza göre tek bir yol var. Yukarı doğru çıkalım. Birbirinin değil olan önerme var mı bakalım. HB, FA, FA ve HB değil HB. Birbirinin değil olan iki önerme bulduğumuz için bu yol kapalı bir yol olmuş oldu. Kapalı olduğu için yani öncüllerle sonucun değil bir arada tutarlı olmadığı için çıkarımımız geçerli oldu. Hem klasik mantık hem de sembolik mantık olarak öğrendiğimiz mantık dizgesi aslında iki değerli mantık dizgesiydi. Yani bir anlamda özdeşlik mantığı ve adeta siyah beyaz mantığı gibi düşünebiliriz. Bir yargı ya doğrudur ya yanlıştır. Üçüncü bir hal yoktur. Ve birbiriyle çelişen durumları kabul etmeyen bir mantık dizgesidir. Çok değerli mantık ise adeta bu siyah ve beyaz arasında bir gri tonun ya da gri tonların olacağını bize söyleyen mantık dizgesi sistemi olarak karşımıza çıkar. Yani iki değerli mantık sistemlerinin dışında doğru ve yanlış dışında değerlerin de olabileceğini ifade eden çeşitli mantık biçimlerinin genel adına çok değerli mantık diyeceğiz. Çok değerli mantık biçimlerinden veya farklı mantık dizgelerinden ilk olarak üç değerli mantığı göreceğiz. Burada iki değerli özdeşlik mantığının biraz dışına çıkıldığını ve üçüncü bir değer karşımıza çıktığını görüyoruz. Doğru, yanlış ve belirsiz değeri. Belirsiz değerini matematiksel olarak yarım olarak ifade edeceğiz. Yani bir P önermesi doğru, belirsiz veya yanlış olur. Belirsizin değili de belirsiz olur. Aslında iki değerli mantık sistemine belirsiz değerini eklemekten başka bir unsur taşımıyor. Üç değerli mantık. Farklı bir mantık dizgesi olmasına rağmen ufak bir fark olarak karşımıza çıkacaktır. Burada en önemli nokta belirsizin değilinin de belirsiz olması. Çünkü %50, 1 bölü 2 bir olasılık durumu, doğruluk değeri durumu karşımıza çıkarıyor. Çok değerli mantık ve farklı mantık dizgeleri ele alınırken bir diğeri bulanık mantık ya da puslu mantık adını verdiğimiz bir anlama biçimi, mantık biçimi karşımıza çıkacak. Bunu adeta şöyle metaforize edebiliriz, benzetmeyi şöyle kurabiliriz. İki değerli mantık siyah beyaz olarak bir şeylere bakarken çok bulanık mantık ise, puslu mantık ise aradaki gri tonlara odaklanacaktır diyebiliriz. Böylelikle bu mantığın mantığını daha rahat kavramış olacağız. Burada doğruluk değerleri aslında çeşitlenecek ve sayısal ifadelerle edilmeyecek. Adeta sembolik mantığın iki değerli mantık dizgesinde yaptığı matematikselleşmeden geriye döneceğiz ve tekrar sözel dile. Çok doğru, oldukça doğru, çok yanlış gibi ifadeler, kısmi geçerlilikler, kısmi doğruluklar söz konusu olacak. Burada klasik mantıkla bulanık mantık arasında belli kavramlar üzerinden ve durumlar üzerinden örnekler de vermiş oluyoruz. Evet, burada da söylediğimiz gibi daha önce çok çeşitli doğruluk değeri. Doğru ve yanlışın dışında doğru, çok doğru, az doğru, az çok yanlış, çok çok doğru gibi aslında gündelik dilde çok kullandığımız ifadelerin mantık zeminine taşınması
biçiminde karşımıza çıkacak. Geçerli kesin olmayan çıkarım kuralları söz konusudur. Bir derecelilik esası vardır ve her mantıksal sistem bu yaklaşımla bulanıklaştırılabilir. Çünkü o sistemin doğruluk değerlerine az ve çok nitelikleri yani görelilik durumları eklediğimizde bulanık mantığa ulaşacağızdır. Ve bulanık kısıtlamalara ait değişkenlerin esnekliği ve denkliğiyle yorumlamalar yapılacaktır bu mantık dizgesinde. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı Yayınları.